Ben KİT komisyonunda bir konuşma yapmıştım. Burada Devlet Demiryolları'nın yüksek hızlı tren projesiyle ilgili Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri güzergahına yönelik düşüncelerimi ifade etmiştim. Bu açıklamamın basında yer alması üzerine Nevşehir bölgesindeki otel derneklerinin başkanı, yerel siyasetçilerin tepkileri gündeme geldi ve basında bunlar yer aldı. Bu bağlamda bu konunun kamuoyunun daha geniş olarak dikkatine sunmak amacıyla da basın toplantısını düzenlemiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi Kapadokya ülkemizin en önemli turizm bölgelerinden birisi. Nevşehir, Aksaray, Konya, Kayseri ve Niğde için alıyor. Bununla ilgili ben bölgeyi yakinen araştırmış, dokusunu çok iyi bilen, bu bağlamda da Niğde Kapadokya'nın başkenti adıyla kitapta yazmış bir kişiyim. Doğal olarak bu kitapta bölgenin tarihi dokusunu, özelliklerini yer verdim. Tabii turizmle ilgili otelin dernek başkanı yaptığı açıklamada Kapadokya'nın Niğde'de olmadığını belirtmiş, Kapadokya'nın yalnızca Nevşehir'in ilçelerinden ibaret olduğunu dile getirmiş. Öncelikle bilinmesinde fayda var. Güney Kapadokya'nın başkenti Tiana'dır. Tiana bugünkü Kemerhisar'ın olduğu yerdir ve bu antik Tiana Kapadokya'nın başkentidir. Keza bölgedeki iller Osmanlı döneminde Niğde'ye bağlı illerdir ve bu kitap Cumhuriyet dönemine kadar olan bölgenin tarihi yapısıdır. Bu bağlamda öncelikle bu konuda açıklama yapan yetkili arkadaşımızın bölgeyi tanıması adına, çünkü yer ve görev aldığı kurum önemli ama ne yazık ki Kapadokya'yı Nevşehir'den ibaret olduğunu sanıyor. Bunu belirtmek istiyorum. İkincisi siyaset. Garip bir olay. İnsanlar söylediklerinizin doğruluğu ve yanlışlığı üzerinde düşünme öğretme yerine bunu siyaset malzemesi yapmaya çalışıyorlar. Bunu ben doğru bulmuyorum. Bir gerçek varsa bu gerçeğin dile getirilmesi ve gerçek üzerinden değerlendirmelerde bulunması gerekir. Bunun için elimize neden ve niçin anlatacağımız veriler var. Ulaşımda Demiryolu Gerçeği adıyla Makine Mühendisler Odası'nın yayınladığı kitapta yer alan bilgide Profesör Doktor Aydın Eren yüksek hızlı trenin hızı alttaki yumuşak zemin, yol yatağı, dolgu ve hareketli yükten oluşan dinamik sistemin karakteristik dalga hızına erişebilir ya da aşabilir. Tren hızı bir kritik hıza eriştiğinde büyük şekil değiştirmeler oluşabilir. Bu hareketler tren ve yapının bütünlüğü için tehlikeli olabilir. Yol bakım maliyetlerini yükseltir. Bu nedenle yoldaki şekil değişmeleri kabul edilebilir düzeyde sınırlayacak, dinamik bir rigidlik sağlayacak dolguların tasarımının yaşamsal önemi var demektedir. Keza burada yol, taşıt, hareket koşulları bütünlüğü ve gerekli yüksek standartları yeni hatların sağlayamaması durumunda hızlı trenin bir depreme benzer tarzda yaratacağı olağan dışı titreşimlerle hızlı trenin dengesinin bozulacağını, mevcut hatlarında altyapısının bu konuda yeterli olmadığını da içeren bir rapor mevcuttur. Yani bölgede hızlı trenin gelmesi tabii ki ihtiyaç. Ama Nevşehir gibi, Aksaray gibi tarihi dokuya tahribat verecek, zarar verecek, altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla bölgede yeni istimlak alanları, bu alanlarda yatırımın başladıktan sonra girecek ağır vasıtalardan tutun da yapılacak bölgeye yatırıma yönelik bütün çalışmaların bölgeye yaratacağı bir tahribat var. O bölge bizim için çok önemli bir bölge. Ülkemizin en önemli ve tarihsel değeri olan bir bölgenin bir yüksek hızlı tren yatırımında oluşabilecek tahribatının bugünden görülmesine dikkat çekiyoruz. Yoksa biz yüksek hızlı trenin bölgede olmasına karşı değiliz. Bunun için önerdiğimiz mevcutta 1934 yılında yapılmış olan Ulukuş'ta Kayseri arasında Niğde'den geçen demir yolunun yüksek hızlı tren olarak değerlendirilmesi. Çünkü bir altyapısı olan, daha önce yapılmış, düzenlenmiş, tarihi dokuya zarar vermeyen, bölgenin doğa ve tarihsel yapısını bozmayacak olan bir demir yolu mevcut. Bu demir yolunun yerine şimdi tarihi dokunun
içinden geçecek ve buraya da yapılacak yatırımın yaratacağı olumsuzlukların yanında yapıldıktan sonraki bölgenin doğal dokusunu bozacak böyle bir yatırımın yapılmasının yanlışına vurgu yapıyoruz. Bunun için de KİT Komisyonu'nda Devlet Demiryolları'nın denetim raporunda Sayıştay tarafından daha önceden yaşanmış ve büyük ölçüde yapılan yatırımın boşa gittiği önemli değerlendirmeler var. Yani yapılmış ihalede yolun Bursa'da Bandırma, Bursa, Ayazma, Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nde ilk yapılan projeden yolun 50 kilometre öteye kaydırıldığı, çünkü o bölgede oluşan tarım arazilerinin ve bölgenin genel yapısı itibariyle böyle bir demiryolunun yapılmasının yaratacağı tahribat görülmüş, projeden vazgeçilmiş, önemli ölçüde yapılan masraf ne yazık ki hiçe sayılmış ve yeni bir demiryolu hattı açılmak durumunda kalmıştır. Bizim burada belirtmeye çalıştığımız Kapadokya'nın ülkemizin en önemli turizm bölgesi olmasının ileride böyle bir yatırımla oluşacak tahribata dikkat çekmektir. Uzmanların bu konuyu daha detaylı tartışmasına yarar var. Ben endüstri mühendisiyim ama bölgenin tarihsel yapısını da yazarak, çizerek, gezerek, görerek anlatan biriyim. Bu kadar bakir, bu kadar değerli, bu kadar önemli, bu kadar 3,5 milyona yakın turistin geldiği bir bölgede yapılacak her yatırımın her kesim tarafından tartışılmasında yarar var. Bunu yalnızca siyaset malzemesi olarak ele almak ya da siyaset bakışıyla buna yorumlarda bulunmak yanlış. Oradaki demokratik kitle örgütleri, bunun yanında bu konunun uzmanları, konuya yaklaşım ve öneride bulunabilecek her kesimin müdahil olması gerekeceği bir proje. Projeler yapıldıktan sonra projelerde oluşan olumsuzlukların ardından hem milli ekonomiye zarar veriyoruz, devletin kaynaklarını yok ediyoruz, hem de bölgeye yaptığımız tahribat da kalıyor. Bu bağlamda Kapadokya bölgesindeki yüksek hızlı tren projesinin mutlak surette tartışılmasında yarar görüyorum. Çünkü bölgede yapılacak istimlaklarla oluşacak, bölgede yapılacak yatırımla oluşacak, bölgede yapıldıktan sonra meydana gelebilecek olumsuzluklarla oluşacak bir projenin bugünden ele alınmasında büyük yarar var. Bizim bunu dile getirdiğimiz yer Devlet Demiryolları ile ilgili KİT Komisyonu'nda yapılan toplantıdır. Orada bu dile gelmez, nerede dile gelir? Ama bunu kalkıp da bir siyasi malzemeye dönüştürmek, Niğde'den mi, Nevşehir'den mi, Aksaray'dan mı geçsin adı altında farklı biçimde, farklı yönlere çekmek çok anlamlı değil. Amaçlanan şu, orada ciddi bir tarihsel süreç var, dünyanın değeri olan bir Kapadokya var. Kapadokya'da peri bacaları bölgedeki tahribattan dolayı gördüğü zararlar biliniyor. Örneğin bir gün Zelve'ye gittiğiniz zaman çökmüş olan yerleri görme şansınız var. Bunun yer altında neyle karşılaşacağınızı yeterince bilmiyorsunuz. Böyle bir yatırımda altyapı çalışmaları sonucunda ortaya çıkabilecek değerlerin yön değiştirmelerine neden olup olmayacağı konusunda yapılmış bir araştırmalar yok. Bakınız Nevşehir'de büyük bir tepenin kentsel dönüşümüyle ilgili yapılan projede dünyanın en büyük yeraltı şehri çıktı. Yani o bölgede nereye dokunduğunuzda neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz bir yerde yüksek hızlı tren projesiyle amaçlanan ne olabilir? Oraya getireceği turistten çok götüreceği, bozacağı, tahrip edeceği ve gelecekte de sıkıntılara yol açacağı düşünülerek böyle bir projenin çok kapsamlı biçimde, çok herkesin de görüşü alınarak değerlendirmesinin önemine inanıyoruz. Bunu dile getiriyoruz. Bu açıdan da önerdiğimiz yine mevcutta var olan demiryolu güzergahı, yani Konya, Ulukuşa, Niğde, Kayseri arasındaki demiryolunun değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim bu konudaki düşüncemiz, açıklamamız bundan ibarettir. Sorularınız varsa onları yanıtlayayım. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Metin değil mi? Metine sadık kalmadığımız için dağıttığımız, yani konuştuğumuz daha kapsamlı ama yine de metinde de ifade olarak bunlara yer verdik. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
efendim. Teşekkür ederiz. Çok naçizsiniz. Teşekkür ederim.